Alo. Alo. Efendim buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Ben Fatma Çetin. Fatma. Çetin. Çetin hanımefendi. Evet. 1967. Evet. Şerife. Kaçıncı ayın kaçıncı günü efendim? 16.04 ama tam kimlikle doğum tarihi farklı biraz. Onu da söyleyin. Onu tam bu tarihe yakın tam bilemiyorum. Bilemiyorsunuz. Hı? Peki, annenizin adı? Şerife. Bizi nereden izliyorsunuz Fatma Hanım? Televizyondan, Mersin'den. Evet, televizyondan izliyorsunuz. Ne kadar güzel. Evet. Mersin neresinden izliyorsunuz? Hı hı. Mersin neresinden? Ya, Yenişehir. Yenişehir. Nasıl, programımız nasıl efendim? Güzel. Teşekkür ederim. Gayet. Bayağı güzel yani değil mi? Hı-hı. Peki. Kadınlar Günü 8 Mart size ne ifade eder? Sizin için bir önemi var mıdır? Veya 8 Mart sizin için özel, hanımlar için özel. Duygunuzu, düşüncenizi anlatır mısınız? Ya kadınların yani zaten olgun olarsa değer verilmesi gereken bir şey. Yani çok hünerli, becerikli bayanlar olduğu toplumumuzda zaten belli. Yani biraz destek çıkılmasıyla bu daha da ilerleyeceği açısından. Yani çok önemli bir gün diye evet. Değerlendiriyorum. Teşekkür ederim düşünceniz için. Güzel. Peki erkekler günü de olsun ister miydiniz? Valla bugün aslında onu da konuştuk arkadaşlarla. Onu konuştunuz değil mi? Çünkü gündemde evet. Nereye gitsem ya hep şöyle bir gündeme geldi. Anneler günü var, babalar günü var. Çocuklar için Ramazan bayramı yani kimine göre şeker bayramı diye geçiyor. Biliyorsunuz. Bayramları 23 Nisan var. Hı-hı. 8 Mart Kadınlar Günü var. 19 Mayıs İşçiler Günü var. Bu tüm çalışanlar için. Neden erkekler günü yok, kadınlar için yok gibisini konular ve bugün de konu olarak yani espri olarak tabii ki bizim takıldığımız konu ama gündemde evet. Olan bakın siz de aynı konuları konuşmuşsunuz, gündeme getirmişsiniz. Konuştuk. Demek ki hiçbir şey boşuna değil. Gündeme gelen her şey kendini gösteriyormuş, boş değilmiş yani. Hayatta elinizde imkan olsaydı, sihirli bir değnek olsaydı, sizin boynunuz mu ağrıyor? Evet. Çünkü şu anda ben boynum sol tarafı çok kötü ağrıyor. Sizin evet, de boyun kökünüzde sol tarafında çok kötü ağrı hı-hı. olduğunu gösteriyor. Çünkü hı-hı. baktığım kişiyi yaşıyorum. Yaşadığım için o ağrı şu an sol tarafıma evet. sanki boyun fıtığı var gibi çok kötü ağrı yapıyor. Omuzuma vuruyor. Aynen. Evet şu an sizdeyim yani. Sizin elinizde imkan olsaydı ne yapmak isterdiniz? Maddi açıdan mı yoksa ünvan? Nasıl düşünüyorsanız maddi veya manevi size bıraktım. Bugün 8 Mart Kadınlar Günü sizin fikrinizi, düşüncenizi almak istiyorum. Tabii bunu ben değil, bütün izleyenler tabii sizi izliyor, duyuyorlar. Onun için söylüyorum. Buyurun. Ya ben ya böyle bir şeyde, ya ileride de zaten ufak yani kendi gücüm imkanımla yapacağım şeyler var ama ben hep böyle şey ya çocuk esirgeme kurumlarına böyle zor durumda kalan kadınlara böyle bir şeylerde böyle bir bağlantı kurmak gücüm yetkisinde yani bazı şeyler yapmak istiyorum. Evet. Ama şu anda çalışınca da tabii o şeylerim yok. Yani şimdi çalışınca öyle şekilde çalışırsınız. Mesela benim en çok düşündüğüm mesela imkanım olsa veya bir şeyler yapmış olsam. Çocuk kreşi açmak isterim mesela. Çocukları severim evet, ben. Evet işte ben de öyle çocuk esirgeme kurumuyla ileride bir bağlantı kuracağım yani. Evet. Böyle kreşte çocukların o yaptığı resimleri yorumlayan bir insanım çünkü. Çocuğun küçüklükten yetişmesinde yaptığı o cin aliler vardır. İnceden çizerler çubuk şekilde veya dağ yaparlar, bayrak yaparlar, resim yaparlar. Ne istiyorsa veya elini boyayıp da yapıştırırlar. Kullandığı renkler, çizimleri birçok kişi beni tanır. Adana'da olsun, Mersin'de olsun, bazı çocuklarının kendi çocukları olsun veya okullardan, bazı okullardan, kreşler olsun, çocukların düşüncelerini öğrenmek için yaptığı resmi bana getirirler. Yorum yaparım ben onlara. Bu şekilde ne yaparım ben? Kreş açmış olsam ben, gelen çocukların kişiliği ve karakterini, ebeveyni yani aile bireylerine bu çocuğunuz bu şekilde ve bu eğitimi çok güzel alıyor ve bu düşünceleri var. Evdeki yaşadığınız olayı resme döküyor veya etkilendiği psikolojik durumlar var diye söyleyebilen bir kişiyim. Çünkü insanın karakterini
farkında olmadan resmeder. Yazdıkları veya çizdikleri imza veya karalamada bunları yorumlayan grafoloji karakter uzmanı kişiyim ben. Bunu da aynı şekilde karşı tarafa anlatırım. Benim elimde imkan olsa geçerim güzel bir kreş açarım. Çocukların eğitimini severim çünkü çocuklarla ilgilenmeyi. Buna benzer karakter olur. Ama tabii ki onun için gerekli imkanlar nedir? Çocuk gelişimi olması lazım. O bilgileri veya çalışan biri olması lazım. O da yok. Evet. Yani sizin düşüncenize katılıyorum. En güzel bir şekilde olması gereken noktalar olmaz diye de bir şey yok yani. Fatma Hanım, aslında buyurun. İmkanları açık ve düşünce. Sizin boyunuz bayağı arıyor ya. 4 gündür arıyor yanılmıyorsam. Evet. Burada ben ameliyatımdan sonra bu aralar daha çoğaldı. Ne ameliyatı yaşadınız, geçmiş olsun? Tiroid. Geçmiş olsun. Şu sol kulağımın arka tarafından boynumun yarısı dahilinde sırtıma doğru geliyor ve koluma doğru vuruyor. Doğru mu? Evet. Şu an yani sizdeyim ben. Hayır, aynen. Bunu yaşayan sizsiniz çünkü baktım bütünüydü ama burada tabii ki kısıtlı ve zaman diliminde ne anlatabilirsem onu anlatayım. Çünkü herkese belli bir zaman dilimi vermek zorundayım. Sıkıntıları yaşamış, sürprizlere açık bir kişisiniz. Artı umutlarınız ve düşündüklerinizin bütünüyle olması gereken noktada sıkıntılarla yüzleşen kişi olduğunuz görünüyor. Aşabilirsiniz ama bazı konuda tarafsız olamıyorsunuz. Sıkıntı yaşayan siz olduğunuz için çözmekte kaldığınız noktalarda gayretleriniz boşluğa düştüğünüzü gösteriyor. Hayal kırıklığınız var ama güven içinde güvensizlik yaşamışsınız. Bir kere çok kötü bir duygusal çöküş yaşamışsınız. Hani derler ya, ihanettir, aldatmacadır, yalnız kalmaktır. Sıkıntılar yaşayan siz olmuşsunuz. Evet. Tekrarında ne yaşamak ne de karşılaşmak istiyorsunuz. Çünkü beklentilerinizin bütünüyle yalın kalan, yalnız kalanı sizsiniz. İçinizde öyle bir uhde var ki yaşadığınız ve karşılaştığınız ve tekrar karşılaşmak istemediğiniz, acı çektiğiniz ama tekrar da bu acıyı çekmek istemiyorum diyen kişisiniz. Hayata karşı inadına inat mücadeleniz var. Bu da sizin için güzel bir karakterinizi sergiliyor ve gösteriyor. O da güzel, bambaşka. Kalbinizden geçen 3 tane dileğiniz çıkıyor. Bir tanesi, tarih size söyleyeceğim. Mart ayının ikisinde düşünmüşsünüz. Acaba ne olacak diye. Hatta 2 kişiyle konuşmuşsunuz. Bir tanesi de Ocak ayında hayatınıza dair yeni yıla girerken, yeni yıldan girdikten ayın ikisiyle 9'u arasında beklediğiniz bir konuyla ilgili gayretiniz olmuş. Üçüncüsü de bugün konuştuğunuz gündüz veya bugün benimle konuştuğunuz şu anki konu. Bugün yani ilk defa konuşuyoruz sizinle. Bu aşamalarda bazı kararlarınızın olduğunu ve bunun üçünden yarı umutlu yarı umutsuz olduğunuzu gösteriyor. Hatta birinin konuşmasından dolayı da bütünüyle sorun yaşadığınızı gösteriyor. Burada burada baktığımda doktor kontrolü dahilinde ihmal ettiğiniz konular çıkıyor efendim. Gitmemişsiniz, ertelemişsiniz. Ertelediğiniz çıkıyor. Doğru mu? Ertelemişsiniz, geciktirmişsiniz. Allah Allah. Genelde düzenli giderim doktorum ama. Erteleme çıkıyor. Mesela Şubat ayı. Şubat ayının 16'sıyla 27'sinde doktora gittiniz mi? Gitmedim. Burada yani o zaman bir rahatsızlık yaşamışız. O tarihte gitmeniz gereken. Ama daha sonra giderim. Daha sonra gittiğimde hem onu hem de o birini sorarım demişsiniz. Ha, gözden biraz rahatsız. Gözden, evet. Gözden. Hatırladınız mı tamam, efendim? Şimdi, tamam şimdi oldu. Demek ki aksayan durumlar varmış. Burada yanılgı çıkmaz şöyle Allah'ın izniyle, çünkü hepsini hissedip size söylüyorum. Bunu siz yaşıyorsunuz, ben de sizi yaşayarak anlatıyorum. Aslında beklentilerde çok gülümseyen, hayata karşı barışık olan ve umduklarınızı gerçek bir noktada zirveye taşımasını bilen kişisiniz. Yani biraz strese, sıkıntıya tahammül edecek kişilerden değilsiniz. Bazı konuda kasvete geliyorsunuz. İyi oluyor mu? Pek olduğunu söyleyemem. Onu da belirtmek istiyorum size. Evet. Kalbinizden geçen veya yüreğinizden geçen bir dilekten hariç adında N harfi olan biriyle görüşmeniz var. Adında veya soyadında.
Bu da olumlu bazı konularda. Yalnız sizin soyadınız Çetin, sizinkinden hariç, sizin soyadından hariç, Çetin'in N harfi olduğu için söylüyorum. Bu da sizin bazı konuları netleştireceğinizi, rahat edeceğinizi, artık rahat nefes almak istediğinizi, kendinize de biraz zaman ayırmak istediğinizi gösteriyor. Bir de o ayağınızın üstünde genelde oturmayı çok seviyorsunuz. Ayağınızın bir tarafını altınıza alarak diğerini sarkıtmayı severek oturan kişisiniz. Evet. Genelde öyle oturuyorsunuz. Onu da söyleyeyim, şu an göründüğü gibi. Sormak istediğiniz ne varsa söyleyin. Renginizi söyleyeceğim. Tayinim netleşecek mi onu soracaktım. Mesleğiniz? Onu söylemesem olur mu? Şimdi Hadi bankacığım. şöyle diyeyim. Bunun için bir, adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, anne adınız ve mesleğinizi ve onun yıl dahilinde giriş ve çalışma tarihinizi almam lazım, çaprazı almam lazım. O da zaman alır. Onu daha sonra bana ulaşırsanız bilgisini vereyim. Bunu başta söyleseydiniz o bilgilerle giriş yapardım. Renginiz turuncu. Ellere dikkat etmeniz lazım. Bir de boyun bölgesi, bir de belinizde hafif bir ağrı var. Zaten boyunu az önce söyledim. Belinizde de ağrı var. Dikkat etmeniz gerekiyor efendim. Dikkat edin. Artık güzel bir görüşmeniz var. Güzel bir diyalog var. Tayine gelince son zaten 6 aydır belirgin bir şekilde gündemde olan bir konuyu soruyorsunuz bana. Doğru mu efendim? Evet. Dediğim gibi daha sonra ulaşırsanız bazı söyleyeceklerimi de o zaman tamamlarım. Tamam. O ulaşmayı mail yoluyla mı alacak? Yok, telefonla birazdan ararsınız. Yayından sonra telefonumu alın arkadaşlarımdan veya Facebook'tan Gizemli Karamurat olarak Facebook adresine girerseniz telefon numaramı yazıyor. Veya Ben bugün netleştireyim, astroist.com arkadaşlar arayayım, not bırakayım. Not bırakmayacaksınız, numarayı Ben program sonunda. alacaksınız. Telefonumu açtım. Efendim? Program sonunda arasam olur mu? Program sonunda arayın. Allah'ın izniyle. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim, İyi sağ olun. Akşamlar.